Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bugün edebiyat serisinin ilk bölümüyle beraberiz. Zorlayan edebiyat sorularını seçtik. Tabii bazı sorular biraz kolay, bazı sorular biraz zor. Ancak kesin olan bir şey var ki bu tarz soruları yapabilen öğrencilerimiz gerçek sınavda 20 neti görecektir diye düşünüyorum. Bu ihtimali yüksek görüyorum. Hemen başlayalım o zaman sorularımıza. Yukarıda bazı özellikleri verilen sözlü anlatım türleri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Şimdi konferansa baktığımızda konferansta hiç tartışma var mı? Değil mi? Bir kişi çıkıyor bilgi veriyor. Dolayısıyla ben bunu elerim. Foruma baktığımda tartışma baskın değil mi arkadaşlar? Hatta izleyiciler de sorular sorarak tartışmaya katılıyor. Baskın bir tartışma var burada değil diyor. Bu yüzden forumu da elerim. Açık oturumda özellikle siyasiler katılmıyor mu? Bariz bir tartışma yok mu arkadaşlar toplumu ilgilendiren? Burada da baskın. O yüzden bunu da elerim. Münazarayı hatırlayın. Karşılıklı oturuyor gruplar. Birbirlerinin yüzüne mi bakıyorlar sadece? Bariz bir tartışma yok mu münazarada? Var. Bu da baskın. Bunu da elerim. Geriye ne kaldı? Sempozyum kaldı. Üniversiteyi inşallah kazandığınızda arkadaşlar çok çok göreceksiniz sempozyum. Bilgi şöleni adı üzerinde bilgi. Burada ne olacak? Öğreticilik esas alınacak. Günlerce sürecek sempozyumlara katılacaksınız. Orada profesör doktorlar, doçentler ne yapacak? Kendine ayrılan bölümleri anlatacak. Başkan olacak. Ufaktan da olsa tartışmalar olacak. İşte biz buna ne diyeceğiz? Bilgi şöleni diğer adıyla sempozyum diyeceğiz. Hemen geçelim bir başka sorumuza. Evet. Geçiş dönemi. Geçiş döneminden de mutlaka bir soru gelecek. Her sene olduğu gibi bu sene de bir soru bekliyorum. Bakalım neymiş? Türk edebiyatı ortak yönünü soruyor. Türk edebiyatının ilk İslami ürünleridir diyor. Öyle mi arkadaşlar? Kutat Kobili kaçıncı yüzyılda yazıldı? 11. yüzyılda yazıldı. Müslüman olduktan sonra değil mi? İlk yazdığımız İslami eserimiz. Daha sonra 11. yüzyılda yazılan Divan-ı Lügati Türk var 11. yüzyıl. Daha sonra 12. yüzyılda yazılan Atabetül Hakaik var. Yine 12. yüzyılda yazılan Divan-ı Hikmet var. Daha sonra ne var? 15-16. yüzyılda yazılan Dede Korkut hikayelerimiz var. Bunlar Müslüman olduktan sonra yazdığımız ilk eserler. Doğru, ortak. Bunu ben alırım. Alegorik yani sembolik anlatımla oluşturulan eser neydi? Kutat Kubilik değil miydi? Ait oldu, künt oldu, ot kurumuş, özgürmüş gibi. Sembolik isimler vardı ancak diğerlerini de göremiyorum. Dolayısıyla bu ortak değil. Karahanlı metinleri baz alınmıştır diyor. Arkadaşlar, şimdi ilk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar. Dolayısıyla yazılan ilk eserlerimiz de Karahanlı metinleriyle oluşturulacak. Ancak dikkat! İlk eserlerimiz 11-12. yüzyılda Karahanlı metinleriyle oluşturulacak. 15. yüzyılda yazılan Kitab-ı Dede Korkut ise Azeri Türkçesi ile yazılacak. Karahanlı metinleriyle değil, Oğuz boylarının oluşturduğu eserlerde Oğuz boyları anlatılıyordu. Dolayısıyla bu farklı oradan elememizi yaptık. 15. yüzyılda yazıya geçirilen az önce gördüğümüz üzere sadece Dede Korkut'tu. Buradan da bir eleme yaptık. Geriye ne kaldı? Ortak olarak Adana'mız kaldı. Hemen geçelim bir başka sorumuza. Ne diyor? Bu dörtlük aşağıdaki halk şairlerinden hangisine ait olduğu söylenebilir diyor arkadaşlar. Gördüğümüz üzere birçok halk şairi görüyoruz. İnce noktası neresi? Şimdi Sivas ellerinde sazım çalınır. Bakın Sivas'tan bahsediyor. Sivas'ta doğan daha sonra kalkışmaya katıldığı için idam edilen halk şairi kimdi? Pir Sultan Abdal değil miydi? Seyrani Kayserili. Yunus Emre de Sivas'ta takılmaz. Dadaloğlu Çukurova bölgesinde, Kaygısız Aptal Alanya Beyi'nin oğlu o da o bölgelerde takılacak. Geriye ne kaldı? Sivas'ta doğup Sivas'ta ölen bir Sultan Aptal kaldı. O yüzden cevaba ne dedim? Adana dedim. Hemen bir başka soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçının eserleri arasındadır diyor. Güzel. Paragraf niteliğinde bir soru. Şimdi burada kimden bahsediyor arkadaşlar? Şeyh Atamza'dan bahsediyor. Onun hakkında bilgiler veriyor. Edebiyat yapıyor. Hiç eser göremiyorum. Tamam.
En meşhur eseri neydi bu Şeyhat Hamza işte doğrusu da suyken sonra tarikata giriyor. Meşhur bir eser yazıyordu. Yusuf'u Züleyha. Yusuf'u Züleyha. Bilindik en meşhur eseri buydu değil mi? Anadolu'daki ilk aşk mesnevisi. Hocam yok. Bu parçada söz edilen sanatçının eserleri arasındadır. Biraz zorlamış. Zorlasın. Biz zaten diğer eserleri bilmiyor muyuz? Onlar meşhur değil mi? Garipname, değil mi? Aşık Paşa'nın eseriydi. Sonra Harname, ilk fabulamızdı Şeyhi'nin eseriydi. Vesile-i Necat, kavuşma vesilesi kimindi? Süleyman Çelebi'nindi. Süleyman Çelebi. Kabusname, Sade Nesir. O da Mercimek Ahmet'in değil miydi? Bunları adımız gibi bilmemiz lazım arkadaşlar. Bunlar çok meşhur eserler. Geriye ne kaldı? Dastanı Sultan Mahmut. Hocam bunu pek duymadık. Duymayın. Zaten soruyu diğerlerini bildiğiniz için yapacaksınız. Geriye bu kaldığı için cevabı B olarak işaretleyeceksiniz. Evet, gayet güzel bir soruydu. Hemen bir başka sorumuza geçelim. Yukarıda tanımları verilen nesir türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir diye bir soru karşımda. Arkadaşlar, elçilerin görev için gittikleri ülke hakkında görüşlerini bildirdiği eserleri ne deriz? Eskiden elçilere biz ne diyorduk? Sefir diyorduk. Elçilerin yazdığı eserlere de ne diyelim? Seferatname diyelim mi? Seferatname diyelim. Hatta Giresunlu birisi vardı. 28 Çelebi Mehmet'in yazdığı Paris Seferatnamesi vardı değil mi? Meşhur. Tabi Giresunlu değildi o. Yeniçerilerin 28. bölümünde olduğu içindi. Tamam bu var. Seferatname derim. Ben hemen elemelerimi de bu arada yapayım. Siz de böyle yapın. Cevaba yaklaştığınızı görün. Size moral olsun. İdeal bir devlet idaresi diyor. Siyasetten bahsedecek. Siyasetname olmayacak mı bu? Hatta ne vardı? Kutat Kubilik vardı. Devlet hakkında devleti nasıl yönetmenin gereklerini anlatıyordu. Daha sonra fıkralar, komik durumlar anlatılırsa, mizahi eserler hani günümüzde de deriz ya, latife yapıyor deriz. Latife, letaif. Buna da letaifname diyelim. Cevabımız ne olsun? Denizli olsun. Hemen şöyle bir başka soruya geçelim. Şöyle bir aksaklık oldu. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru daha geldi. Arkadaşlar gördüğümüz üzere eser yazar yok. Yok diye hemen tırsmayın. Ne yapacağız? Kritik noktaları göreceğiz. Hemen seri okuyorum. Divan şiiri biçimlerini kullanmış ancak bu biçimde bazen değişikliklere gitmiştir. Eski edebiyat taraftarlarına yönelik eleştirilerle yeni edebiyatın sesi olmuştur. Edebiyat kuramcısı olarak yeniliklere öncülük etmiş. İşte ben kritik noktayı gördüm. Servet-i Fünun hareketinin oluşmasını sağlamış. Öncülük ediyor arkadaşlar. Bu adam bir öğretmendi. Hatta öğrencileri vardı. Kimler vardı? Öğrencisi Tevfik Fikret vardı meşhur. Tevfik Fikret hangi hocasını örnek alıyordu? Recaizade Mahmut Ekrem'i örnek almıyor muydu? Hatta Recaizade Mahmut Ekrem kankisi Ahmet İhsan Tokgöz'e diyordu ki ya bu ne ya? Fen ve Bilim Dergisi. Bu çok satmaz. Sen ben bunun başına Tevfik Fikret'i getireyim. Gör bakalım bu dergi nasıl popüler olacak diye rica ediyordu. Ahmet İhsan Tokgöz'le kankisi Recaizade'yi kırmıyordu. Ne yapıyordu? Yönlendiriyordu Recaizade'm genç sanatçıları, Tevfik Fikretleri, Cenap Şahabettinleri. Öncülük ediyordu Servet-i Fünun'un oluşmasına. O yüzden cevaba ne derim? Bursa derim. Hemen bir başka soruya geçelim arkadaşlar. Evet, uzun bir soru görüyoruz ama ben ilk cümleden yaparım. Siz de gördünüz mü cevabı? Meşhur Kin şairini soruyor. Balkan Savaşı yıllarında yazdığı Kin adlı şiiriyle sosyal duyarlılığı gözler önüne sermiş. Bu şiiriyle tanınan sanatçı bir futbol maçı esnasında hatta Galatasaray Spor Kulübü'nün ilk kaptanıydı. Ne yapmış Rum seyirciler? Rum takım için tezahürat yaptığına şahit olur. Aynı akşam Victor Hugo bir de yazmasın mı Yunanları öven şiir? Bunun üzerine ne yapıyor Kin şairi? Emin Bülent Serdaroğlu kızıyor. Öyle günümüzdeki futbolcular gibi hani böyle küfür ağzından eksik olmuyor. Tabi hepsini genellemeyelim. O zamanın futbolcuları şair ruhlu. Ne yapıyor? Meşhur Kin şiirini yazıyor. Hatta Mustafa Kemal Atatürk bu şiiri çok beğeniyor. Huzuruna çağırıyor. Onun karşısında da söylüyor. Ve edebiyatımıza Kin şairi olarak düşüyor. Emin Bülent Serdaroğlu cevap Edirne oldu. Hemen geçelim bir başka sorumuza. Ne diyor burada? Altı çizili
sözde gönderme yapılan sanatçılar arasında hangisi yoktur diyor. Bakalım ben aslında bu tarz sorularda paragrafı okumuyorum bile. Tabii siz yine okuyun, işimizi garantiye alalım. Mesela şuraya baktığınızda arkadaşlar Ahmet Muhit Dranaz, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Sıtkı, Ahmet Hamdi Tanpınar bunlar öz şiirci değil miydi meşhur? Rıfat Ilgaz burada sırıtmıyor mu? O da toplumcu başka. Şimdi burada biraz edebiyat yapıyor, bir şeyler söylüyor. Ben sonlarını okuyacağım. Yahya Kemal şiirin estetik yönünü öncelemeleriyle kendi dönemlerindeki ve kendilerinden sonraki şiir erbabı üzerinde etkili. Yani Ahmet Haşimler, Yahya Kemaller öz şiir anlayışının meşhur sanatçıları değil miydi? Kimleri etkilesinler öz şiir anlayışında olan Ahmet Muhit Dranaz, Necip Fazıllar, Cahit Sıtkı, Ahmet Mithat'ı etkilesinler. Ama Rıfat Ilgaz toplumcu sanatçıdır. Bu farklı anlayışla yazar. O yüzden cevaba ne diyelim? Edirne diyelim. Hemen bir başka soruya geçelim. Evet, edebi sanatlar. Banko. İki tane soru gelecek arkadaşlar. Çok da aşırı zorlamıyor açıkçası ÖSYM. Belki birinde biraz zorlanırsınız ama sırıtır edebi sanatların cevapları. Hemen bakalım hangisinde ayrı içine verilen sanat yoktur diyor. Kömür gözlüm, gül dudaklım. Arkadaşlar benzetmeyi nasıl buluyorduk? Hemen arasına bir gibi sokuşturun. Kömür gibi göz, gibiden hemen önce gelen kendisine benzetilen. Gözde ne olsun benzeyen. Gül gibi dudak, gibiden önce gelen gül kendisine benzetilen. Dudak benzeyen. Dolayısıyla sadece kendisine benzetilen ve benzeyen olursa biz buna ne diyorduk? Teşbihi beli, yani güzel benzetme diyorduk. Tam teşbih de hepsi olacak. Benzetme yönü olacak. Benzetme edatı olacak. Bunlar yok. Dolayısıyla cevaba direkt Adana derim. Hocam ayıp olmasın diğerlerini de çözelim. Çözelim. Bakın tezat, zıtlık sanatı deyince illa siyah ile beyazı aramayın. Yani buraya baktığımda beyaz var, burada da karanlık var. Bir zıtlık çağrıştırıyor. Tamam bu da var. Tekrir, tekrar edecek. Mümkün mü mümkün mü diye tekrar etti. Rücu, bakın R'den aklınızda kalsın. R, geri vites. Yani görüşünü değiştirecek hemen orada. Erbabı teaşır çoğalıp şair azaldı diyor. Yok yok öyle değil dedi. Bak görüşü değiştirdi mi? Değiştirdi. Bir geri vites yaptı. Rücu, bu da var. İstifanda soru soracak. Karıştır çantayı bir bak içine. Sevgilimden mektup var mı postacı? Bakın postacıya var mı diye Mımi soru yazısını gördüm. Soru sordu. O da var. Dolayısıyla cevaba ne dedim? Adana dedim. Hemen bir başka soruya geçelim arkadaşlar. Bakın burada da ne soruyor? Numaralanma cümlelerdeki açıklamaları hangisi örnek gösterilemez diyor. Bakalım hocam. Şimdi ikinci cümlede bir dost bir post yeter bana. Burada hemen bulacağım. Sözcük tekrarı var mı? Tamam var. Birileri ne yaptı? Tekrarladı. Bu doğru. Üçüncü cümlede martılar mahzun oldu onlar bile ağladılar diyor. İnsana ait nitelik cansız varlığa verilmiştir. Yani teşhis, kişileştirme sanatım diyor. Var mı? Var. Martılar insan gibi mahzun olmuş. Ama dikkat, cansız bir varlığa diyor. Martı cansız mı? Canlı. Sırf o yüzden çok dikkatli çözün lütfen soruları. Bursa oldu cevap. Dörde bakalım. İçinde damla damla korku birikiyor. Somutlaştırma yok mu? Soyut olan korkuyu somutlaştırdı mı görsellik katarak birikmek olarak? Tamam bu da var. Beşinci cümle Ferhat'a zevki suret Mecnun'a seyri sahra dedi. Hemen bakıyorum başka bir eser ve olay hatırlatılır. Hatırlatma sanatı Ferhat'tan bahsetti. Mecnun'dan bahsetti meşhur. Telmih sanatı yapıldı mı yapıldı. Birinci cümlede ne diyor arkadaşlar? Bir dizede birden çok söz sanatı görülebilir diyor. Gonca gibi gül. Evet. Gül yüzünü görünce kızarır. Neden kızarır arkadaşlar? Sebebi ne? Neden sonuç ilişkisi görürseniz. Buna da ne diyeceksiniz? Hüsni talil. Hem benzetme gördüm. Hem Hüsni talil gördüm. Bu da var birden fazla. O yüzden cevabı ne dedik? Bursa dedik. Hemen bir başka soruya geçelim. Evet, bu parçada kendi şiir anlayışından söz eden şaire ait olabilir bilgiler diyor. Bakalım arkadaşlar ince noktaları hemen yakalayalım. Şiir müreffeh sınıfların temsilcisi olamaz. Müreffeh yani aydınların temsilcisi olamaz. Ona yönelmesi gereken toplum kesimi ekonomi ve zevk bakımından gelişmemiş halk katmanı olsun diyor. Tamam. Başka bir deyişle şiir azınlığın değil çoğunluğun sanatı olsun. Şiirin söz konusu toplumsal yönelimi eski ve mevcut şiirin amaçlarıyla uygulamaya dönüştürülmez. Eskiye de karşı. Şair başka sanat dallarının anlatım amaçlarından yararlanmasın. Yani her şeyi reddediyor bunlar. Şiirde sözcüğün seslerine önem verilmesi kafiyeymiş, redifmiş, geç. Şiirin temel özelliği anlam olsun. Şiir gelişebilmek için akım, ekol, oluşumlardan bağımsız olsun.
şiirin değişmez olmadığı, aksine görece bir yapıya sahip olduğu yeni kuşaklara aktarılsın. Arkadaşlar, aydınlara hitap etmiyor. Halka hitap ediyor. Toplum için sanat. Eskiyi reddediyor. Daha sonra ne istiyor? Kafiye redef olmasın diyor. Anlam olsun diyor. Şimdi şuraya baktığında ben ve ötesi kimindi? Necip Fazıl Kısakürek. Havaya çizilen dünya. Fazıl Hüsnü Dağlarca. Dol Karabekir Dol. Bu kimin eseriydi? Dol Karabekir Dol. Bedri Rahmi, Eyüboğlu. Destan gibi. Yenisi karşı. Garip. Bu kimindi? Orhan Veli. Kanık. Om Mani Padme Hum'da Asaf Halet Çelebi. Şöyle bir dikkat ettiğimizde bu özellikleri savunan kim olabilir? Bakın aydınların olmasın diyor, halka seslensin. İşte geçmişi reddetsin diyor, kafiye redif olmasın diyor. Kimin özellikleri arkadaşlar bu? Orhan Veli Kanık'ın özellikleri değil mi? Bakın iki aşamalı sorular. Dikkat, hem eserini bileceksiniz, hem özelliğini bileceksiniz. Cevap ne olsun? Denizli olsun. Hemen bir başka sorumuza geçelim. Evet, ikinci yeni şiirine ait bu dizelerden hareketle hangisi söylenemez diyor. Bakalım arkadaşlar. Lirik anlatım. Lirik neydi? Aşk, sevgi, özlem gibi konulardan bahsedecekti. Yazık sevgime diyor. Bakın sevgiden direkt girdi konuya. Sevgi de sevgi diyor. O halde lirik anlatım var. Söylenemez diyor. Belli bir uyak düzeni var mı? Hadi buna A desek, bu farklı, B, bu C, bu D. Bakın hiç uyak düzeni göremiyorum. Çok anlamlı uygun bir üslup kullanılmış mıdır arkadaşlar? Mesela burada yaz, yani hem mevsim hem yazmak olarak kullanılabilirim. Bu da var. Serbest mi? Serbest görüyorsunuz. Hepsi birbirinden farklı hece sayıları. İmgesel söyleyiş var mı? Edebi sanat varsa, çok anlamlılık varsa buna da imgesel bir söyleyiş diyebiliriz. Geriye ne kaldı? Bursa kaldı. Hemen bir başka sorumuza geçelim. Yukarıda sözü edilen romanla ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. Evet, daha önce de eser özetleri dersimizi yapmıştık. Eser özetlerini özetlemiştik. Buraya dikkat arkadaşlar. Zamandan kazanacağız bakın. Kritik noktaları göreceğiz. Şimdi bakalım. Burada neyden bahsediyor? Felatun Bey ile Rakım Efendi. Felatun Bey neydi? Alafranga davranışları vardı. Rakım Efendi ise tam tersi görüşteydi. Doğu Batı çatışması yaşanıyordu. Bu kimin eseriydi? Ahmet Mithat Efendi. Tamam. Ahmet Mithat Efendi ikinci dönemde mi, birinci dönemde mi? Birinci dönemde. Dolayısıyla ne yapalım? Bunu elerim. Namık Kemal tarafından mı yazılmış? Hayır. Onun hiç, o da yazmamış. Dolayısıyla bunu da elerim. Romantizm akımının etkileri var mıydı? Evet. Birinci dönem sanatçıları klasizm ve romantizmden etkilenmedi mi? Etkilendi. Bu doğru. İlk telif roman özelliği taşımaktadır. İlk telif roman neydi? Şemsettin Sami'nin eseriydi. Peki hocam, o eser neydi? Tiitilerden aklımızda kalacaktı. Taaşşukı, Taaşşukı, Talat ve Fitnat. Taaşşukı, Talat ve Fitnat. Bakın burada da tiitiler var. Karıştırmayın sergüzeşle. Dolayısıyla bu da değil. Felatun Bey'le Rakım Efendi. Geriye sadece şu özellik kaldı. Doğru olan. Cevaba ne dedim? Bursa dedim. Hemen bir başka sorumuza geçelim. Bakın eser özetleri sorusu görüyorum karşımda. Burada da lütfen eserlerden böyle bir iki tane karakter bilseniz zaten cevap çıkacak. Arkadaşlar Suat vardı, Necip vardı, Süreyya. Bu hangi eserdeydi? Eylül'de değil miydi? Tamam. Peki Behlül'le konağın uşağı olan Beşir hangi romandaydı? O da Aşk-ı Memnu'da. Dolayısıyla hangisi farklı bir romanda geçiyor? İkilik alanı o zaman işaretleyeceğim. 3-5 dedim. Cevaba direkt Bursa dedim. Hemen bir başka sorumuza geçelim arkadaşlar. Mükemmel bir soru. Gerçekten çok kaliteli bir soru. Tam böyle ÖSYM tarzı sorulmalık bir soru. Şimdi realizm, klasizm gibi akıl sağduyuyla yetinmiyor. Bir anlamda aklı bilimin emrine veriyor. Gerçeği bilimle sınırlamak istiyor. Bu yüzden realist eserlerinde olağanüstülüklere, tesadüflere yer vermezler. Realizm özellikleri açısından bakıldığında şuraya dikkat. Kendinden sonra gelecek akımın öncülüğünü yapıyor. Birçok akımın öncülüğünü üstleniyor. Şimdi dikkat. Realizm zaten romantizme karşı değil miydi? Hayallere seslenen ama realizm gerçeklere seslenir. Romantizme karşı. Kendisinden sonra ne gelecek? Naturalizm gelmeyecek mi?
realizmin bir ileri aşaması olarak Buvar. Sembolizm o da olmaz. Onunla da alakası yok ama Parnasizm'de var. Neden hocam? Çünkü Parnasizm demek şiirde gerçekçilik demek, adı üzerinde gerçekçi, realist, yani romanın şiire yansımasına biz ne diyeceğiz? Parnasizm diyeceğiz. O da o halde realizmden sonra gelen bir akım. Geriye ne kaldı? 2 ile 4 dedik. Cevaba ne dedik? Denizli dedik. Hemen bir başka soruya geçelim arkadaşlar. Yine bir eser özeti görüyorum. Bakın çok güzel bir soru. Tam eser özeti değil de yani hangi sanatçı hangi tayfada takılıyor onu bilmemiz gerekir. Bu parçada sözü edilen romanlara hangisi örnek olarak verilemez? Şimdi ne diyor burada? Köylünün hayatını anlatacak, toplumdan bahsedecek diyor. Sarı Traktör Talip Apaydın'ın eseriydi değil mi? Toplumcu değil miydi bu? Talip Apaydın. Toplumcu bir eserdi bu. Kuyucaklı Yusuf keza aynı şekilde Sabahattin Ali'nin bir eseri. Toplumcu muydu? Toplumcuydu. Irazcan'ın Dirliği, Fakir Baykurt'un eseri. Toplumcu muydu? Toplumcuydu tabii. Cemo, Kemal Bilbaşar'ın eseri. Toplumcu muydu hocam? Bu da toplumcuydu. Ama dikkat! Kurt Kanunu. Kurt Kanunu'nda Kemal Tahir. Neyden bahsedecekti Kemal Tahir abimiz? İzmir'in işgalinden bahsedecekti. Yani biraz siyasi bir eser. Dolayısıyla burada köyden bahsetmeyecek ki. O yüzden cevaba ben ne derim? Denizli derim. Güzel bir soruydu gerçekten. Hemen bir başka soruya geçelim. Orta oyunu ile ilgili bir soru karşımda arkadaşlar. Orta oyunu ile ilgili bir soru. Bakalım buna ne diyelim? Şimdi hangisi yanlış diyor? Yeni Dünya adı verilen bir alanda oyunu. Tamam meydan oyunu deriz ama Yeni Dünya arkadaşlar sadece bir paravandır, dekordur. Peki nerede oynanır hocam? Orta oyunu Palanga denilen bir yerde meydanda oynanır. O yüzden ben bunun cevabına ne diyeceğim? Adana diyeceğim. Meydan oyunu denir. Ana kişiler Kavuklu, Pişeker doğru. Mukaddime giriş bölümü vardı. Doğaçlama bunlar doğru. Ama oynandığı yere biz ne diyeceğiz? Palanga diyeceğiz. Hemen bir başka soruya geçelim. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bir soru karşımızda arkadaşlar. Hemen kalemimizi seçelim ve çözmeye başlayalım. Şimdi dikkat. Şairler Sultanı görüyorum burada. 3 tane Şairler Sultanı unvanı alan sanatçı vardı edebiyatımızda. Kimlerdi bunlar? 1. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in hocası olursan Şairler Sultanı denilsin mi sana? Denilsin hocam. Ahmet Paşa var. Başka kim var? Bakimiz de Kanuni'ye Mersiye yazan meşhur sanatçımız Bakiye de Şairler Sultan desinler mi? Desinler. Başka kim? Bir de Üstad Necip Fazıl Kısa Kürek de Şairler Sultanı olsun mu? O da olsun. O zaman 3 tane Şairler Sultanımız var. Bakın soru ne kadar kolaylaştı. Nedim yok içinde. Nabi yok. Şeyhi yok. Nebi yok. Geriye ne kaldı? Baki kaldı. Bakın ne kadar kolaylaştı soru. Hemen bir başka soruya geçelim. Bakın bu soru da mükemmel. Bu soru zorlayıcı yani. Peki hocam ben nereden çözerim bu soruyu? Bakın Türk diline kimse bakmaz idi. Türklere herkes gönül atmaz idi. Türk dahi bilmez idi o illeri. İnce yol, ol ulu menzilleri. Arkadaşlar bu dizelerdeki söyleyişleriyle Türkçe'ye ilgisizlikten yakınıyor. Türkçe'ye aşık bir sanatçıdan bahsediyoruz. Türkçe'ye aşık bir sanatçıdan. Kimdi o Türkçe'ye aşık bir sanatçı? Aşık Paşa'ydı. Dolayısıyla buradan aklınızda kalsın. Türkçe'ye aşık, Türkçe savunucusu, Türkçe dili milliyetçisi kim? Aşık Paşa derim. Hemen bir başka sorumuza geçelim. Şimdi sanatçı yapıt eşleşmeleri var. Hangisi yanlış diye soruyor. Bakalım. Arkadaşlar, şimdi Ahmet Haşim ölmeden bir yıl önce verem hastalığına yakalanıyor. Verem günümüzdeki kanser hastalığı gibi bir şey. Çaresi çok zor. Tedavi için nereye gitsin? Almanya'nın Frankfurt şehrine gitsin. Oraları biraz gezsin mi? Gezsin. Gezi yazısını yazsın. Tamam. Bu doğru. Recaizade Mahmut Ekrem'i mi bu İlhan? İlhan kimin eseriydi? Abdülhak Hamit Tarhan'ın eseriydi. Bu buradan gitti. Yanlış. Muallim Naci 7 yaşına kadar anılarını anlattığı hatıra türünde bir eseri vardı. Bir de ilginçtir. 7 yaşına kadar bu kadar şeyi nasıl hatırlamış? Mükemmel bir hafıza varmış. Namık Kemal'in Cezmi adlı eseri
İlk tarihi roman değil miydi? Evet, bu da doğru. Emin Bülent Serdaroğlu Çin şairi değil miydi Victor Hugo'ya karşı yazmıştı? Bu da doğru hocam. E geriye ne kaldı? Bursa kaldı. Hemen bir başka soruya geçelim. Bu dizelerle ilgili olarak hangisi doğrudur diyor. Bakalım. Uyak ve dedik kullanılarak ahenk oluşturulmuş mu? Hemen şöyle bakıyorum arkadaşlar. Bakın. Bakıyor, akıyor. Kökleri ne? Bak, ak. Kökünde benzerlik varsa hemen başta bir uyağı bulurum. Aklar var, değil mi? Tam kafiye. E geri kalanında da ne diyeyim? Redif diyeyim geçeyim. Var mı hocam? Var. Tamam. Bunu eledik. Serbest mi? Serbest. Nereden gördüm? E bakın. Hece sayıları eşit değil ki. Burası bozmuş işi. Serbest. E serbest aruz olur mu arkadaşlar işin için? Olmaz. E bunu da eledim. Gayet kolaylaştı soru. Cevap ne oldu? 1-2 Denizli oldu. Hemen geçelim bir başka sorumuza. Bakın bu da çok önemli bir soru. Şiirsellik daha sınırlıdır diyor. Hocam burada ne demek istiyor? Hani bazı sorularda görüyoruz ya hangisinde imgeli bir söyleyiş vardır? İşte aynen bu demek. Şiirsellik demek imgeli bir söyleyiş demek. Yani düz cümle gibi odun gibi söylemeyecek. Biraz edebi sanatlar yapacak. Mecazlar, benzetmeler biraz farklı söylenecek. Bakalım hangisinde şiirsellik sınırlı daha az? Mora dolanan salkım saçak hayaller. Hayallere bakın mora dolanmış. Şiirsellik yok mu? Var. Kırık kalbim, kalbini kırmış. Şiirsellik yok mu? Var. Bilirsin haram helali, bilirsin sevap vebali. Tamam haram helali bilirsin. Düz bir cümle. Ben burada bir şey göremedim. Nerede bir mutluluk varsa düz renkliler zincirlenir. Bakın imge yapmamışım. Halka halka düz renkliler zincirleniyormuş. Var. Harfler savruluyormuş zihnimin alaca limanında. Yok mu sanat? E bu da var. E ne kaldı hocam? E düz bir cümleyi gördüğün yere yapıştır. Cevap ne oldu? Ceyhan oldu. Burada imgeli bir söyleyiş yok. Hemen geçelim bir başka sorumuza. Çok güzel bir soru. Bu eserlerin ortak özelliği hangisidir diyor arkadaşlar. E bakalım hangisiymiş? Şimdi Tahrib-i Harabat kimin eseriydi? Namık Kemal'in bir eseriydi. Hatta ilk eleştiri kitabı olarak geçiyordu. Şair evlenmesi kimindi? Şinasi'nindi. Hatta yazılan ilk tiyatroydu. İntibah kimindi? O da Namık Kemal'indi. Bu da ilk edebi romanımızdı. Eylül kimindi? Mehmet Rauf'undu. O da ilk psikolojik romanımızdı. Aynı sanatçılar tarafından mı yazılmış? Hayır. Tanzimat ürünü mü? Mehmet Rauf, Servet-i Fünun döneminde. Orada nelerim? Olay etrafında gelişen metin örnekleri mi? Yani olay varsa masal hikaye tarzında mı? Roman tarzında mı yazılmış? Hayır. Neden? Şair evlenmesi meşhur bir tiyatro. Oradan gitti. Edebiyatımızın ilk roman örnekleri mi? Hayır. Şair evlenmesi bozuyor işi. O da gitti. Kendi türünün ilk örneği mi? Evet. İlk eleştiri kitabı, yazılan ilk tiyatro, ilk edebi roman, ilk psikolojik roman ilklere giriyor. O yüzden cevabı ne diyelim? Edirne diyelim. Bu tarz soruları da ÖSYM sormayı çok seviyor. Hemen geçelim arkadaşlar bir başka soruya. Yukarıda verilen özellikler eşleştirilsin. Hangisi dışarıda kalsın? Bakın sağlam bilgimizi ölçecek. Hak, medeniyet kavramlarını ilk kez işleyen sanatçımız kimdi? İlklerin adamı. Şinasi değil mi? Evet. Deniz temalı öyküleriyle öne çıkan sanatçımız kimdi? Halikarnas balıkçısı arkadaşlar. Cevat Şakir Kabaşlı diğer adıyla. Hatta babasını öldürdüğü için Bodrum'a sürülüyordu. Bodrum'da denizin koynunda bir hayat yaşıyordu. O yüzden deniz temalı öyküleriyle öne çıkıyordu. Namık Kemal'in oğlu. Hani vasiyeti bakın oradan aklınıza kalsın. Namık Kemal'in oğlu vasiyeti olsun. O da kim? Ali Ekrem Bolayır vasiyet şiiriyle ünlüdür. Milli Edebiyat döneminin meşhur bir tiyatro yazarı vardır. Bunu da unutmayalım. İbnü Refik Ahmet Nuri 8. Bu da var. E geriye ne kaldı? Abdülhak Hamit Tarhan'ımız kaldı. Evet, hemen geçelim bir başka soruya diyeceğim. Ancak sorularım bitti. Arkadaşlar gördüğümüz üzere hiçbir zorluğu yok. Yani bol bol soru çözün, bol bol karma sorular çözün. Yapamadığınız yerleri ne yapın? Yani mesela ben burada neyi bilmiyordum? Misal Ali Ekrem Bolayır'ı yeni öğrendim, bilmiyordum. Demek ki o bölümde biraz sıkıntı yaşıyorum. Hemen bir karıştırırım ya Ali Ekrem'in neyleri vardı eserleri diye. Zaten buradan sorar. Abdülhak Hamit Tarhan'ı göremedim. Hemen şöyle bir iki göz gezdirin Abdülhak Hamit Tarhan'la ilgili. Yani sıkıntı neredeyse o bölgeye yoğunlaşın. Dolayısıyla sorular o kadar aşırı zorlayıcı gelmeyecek. Gayet kolay geleceğine inanıyorum ben. E zamanda da sıkıntı yaşamayız. LYS edebiyatta, AYT edebiyatta zamanda hiçbir şekilde sıkıntı da yaşamayacağız.
Gördüğümüz yere kritik yerleri ne yapacağız? Tık 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 işaretleyeceğiz. Olay bu kadar basit. Evet, zorlayan kaliteli sorularla bir başka edebiyat denemesinde daha görüşmek üzere arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.